Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Ya Rabbi, bizi sana inanıp tamı tamına sana güvenerek dünya ve ahiretini koruma altına alan takva sahibi kişilerden eyle. Değerli izleyiciler, bugünkü konumuz esirlerle ilgili oluyor. Esirlere yapılan muameleler. Bu konuyu seçmemizin sebebi, biliyorsunuz, bugün güneyimizde bize karşı açılmış büyük bir savaş ve bu savaşta kullanılan insan kitleleri var. Güneydoğu'da, Irak bölgesinde, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, daha birçok yerde Müslümanlara karşı açılmış, yıllardır devam ettirilen sıcak bir savaş var. Bu savaşta biliyorsunuz, mesela Halep'te ya da Suriye'nin diğer kentlerinde, işte aynı şey Irak'ta, Irak'ın kentlerinde öyle bir halde yürütülüyor ki uçaklarla pazar yerlerine, mahallelere, evlere bombalar yağdırılıyor. İşte her gün gazetelerde, televizyonlarda görüyorsunuz. Herkesin evi başına yıkılmış vaziyette. Bugün 3 milyon kadar Suriyeli evini terk edip çadırlarda kalma ve o şekilde hayatını devam ettirme gayreti içerisinde. Şimdi onun yanında Türk ordusunun yapmış olduğu, Türkiye'nin yapmış olduğu bir takım şeyler var. Yani onların orada yaşatmadığı kişileri Türkiye kabul ediyor. Ama onlar kabul etmiyor, biliyorsunuz. Sınırdan geri çeviriyorlar. Yani Avrupalılar kabul etmiyor. Amerika kabul etmek istemiyor. Niye? Onların tek istedikleri şey, kendilerinden başka hiç kimse hayatta kalmasın. Şimdi Avrupa'yı iyi bilenler, orayı yakından tanıyanlar çok iyi bilirler ki onlar ben merkezlidir. Kendileri esastır. Oğlu, kızı, komşusu, diğer insanlar hep ikinci planda kalır. Yani birlikte hareket edelim, şöyle yapalım falan yok. Şeyde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocalarından rahmetli oldu. İsmet Sungur Bey vardı. Dışarıdan İsmet Sungur Bey, insanlar işte komünist, dinsiz falan zannederdi de, ama onunla uzun yıllar haftada bir gün Hukuk Fakültesi'nde kendi odasında oturur, diğer hocalarla da sohbet ederdik. Tabii epeyce hatıralarımız var. Birlikte yazdığımız hayvan haklarıyla ilgili. Tabii büyük bölümü o yazdı, ben de bir kısmını yazdım. Bir kitap var. İsmet Sungur Bey şunu anlatmıştı. Doktora yapmak için 60'lı yıllarda Almanya'ya gittim. Yani hukuk, medeni hukuk konusunda uzmandı.
Benimle beraber epeyce Türk arkadaş vardı. İşte her akşam belli bir yerde toplaşırdık. İşte hem çay içerdik hem oradaki insanları dinleyerek Almancamızı geliştirmek isterdik. Bir genç gelirdi diyor. Kapıdan böyle bakardı. Biz onu çağırırdık. Ona çay ısmarlar. Ve şey yapardık. Onunla konuşarak dilimizi geliştirmeye çalışırdık. Ona da acırdık. Yani o gencin bir çay parası verecek gücü yoktu. Tamamen böyle sokakta kalmış bir durumdaydı dedi. Sonra bir gün sorduk, senin baban ne iş yapar? Dedi ki, işte şu uçak fabrikasının sahibidir. O adını da söylemiş de tabii aklımda kalması mümkün değil. Onu deyince şok olduk. Allah Allah. Baban uçak fabrikasının sahibi, sen sokakta kalmışsın. Bu nasıl olur? Dedi ki 18 yaşını doldurunca babam git ne yapıyorsan yap dedi, ben evden kovdum. Yine bir gün Kaliforniya Üniversitesi'nden bir hanımefendi gelmişti. Onun adını unuttum. Tabii bunlar çok eski hatıralarım. İstanbul Müftülüğü'nde bir yıl kadar kaldı yani. Arşivde araştırmalar yaptı. Biz de tabii destek verdik. O geldiği zaman ilk gün bana şaşkınlıklarını söyledi. Dedi ki Allah Allah dedi ya. Bu 80'li yıllardaydı. Ben dedi Amerika'dan Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili ekonomik raporları okudum dedi. Düşündüm ki herkes sokakta yatıyordur. Bu durumdaki olan bir ülkede evsizlerden geçilmemesi lazım. Bizim Amerika'da çok sayıda evsiz vardır. Sokakta yatarlar falan. Avrupa'ya gidenler de görürler. Sokaklarda yatan bir sürü insan vardır. Ya dedi geldim buraya. Benim düşündüğüm bir yapıyı bulamadım. Ben bir tane öyle evsiz görmedim. Sokakta herkes beni yakalayacak, yardım isteyecek diye bekliyordum. Bir tek olaya rastlamadım bu şekilde dedi. Ya dedi burada bir Türkiye'nin ekonomisi çok güzel de bize yanlış mı yansıtıldı? Yoksa bilmediğim bir şey mi var? Dedim bak şimdi sana Türkiye'nin o günkü ekonomik yapısı çok kötüydü yani. Dedim Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili olarak zaten ikide bir dış darbeler yapılıyordu. Bugün de yapılıyor ama eskisi kadar değil. Türkiye'nin ekonomik yapısı dedim senin okuduğundan daha kötüdür. Ama Türkiye'de senin bilmediğin bir şey var. İnsanlar İslam'dan ciddi anlamda uzaklaştılar ama bir Avrupalı gibi, bir Amerikalı gibi olmadılar henüz dedim. Bakın dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü vardır. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Dolayısıyla bugün hiçbir Türk ne kadar dininden uzak kalmış olsa bile birisi sokakta yatarken onunla ona ilgisiz davranamaz. Onu orada yatıramaz. Mutlaka onunla ilgilenir dedim. Ve elbette bir şey vardı. Sonra o kadın Kur'an-ı Kerim o kadar büyük ilgi duymaya başlamıştı ki. Neyse işin o tarafını anlatsam ayrı bir ders gerekir. Şimdi bakın biz de mesela geçenlerde işte Afrin şeyi dolayısıyla birisi tenkit ediyor bizim orduyu. Oh, ne kadar geç gittiler işte bu kadar zor olur mu? Tabii sizin gibi olsa ne olacak gidersin? Bütün mahalleleri bombalar, herkesi öldürürsün. Ondan sonra rahat rahat geçer gidersin. Ama öyle değil ki. Bizde öyle yok. Bakın, bu son derece önemli bir konudur. Allahü Teala İsra suresi 33. ayet olacak. Bak da ayette yanlış olmasın. Estağfirullah. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ diyor.
33 değil mi? Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Yani haklı bir sebep olacak. Bakın burada Müslüman kelimesi geçmiyor, dikkat edin. Arkasında ne diyor? Femen kutile mazlumen. Kim haksız yere öldürülürse. Gene İslam var mı orada? Fakat cealna li veliyyihi sultanen. Biz onun velisine, yani en yakınlarına yetki verdik. Onu öldürme yetkisi verdik. Fela yusrif fil katl, ama o öldürmede aşırı gitmesin. Öyle öldürmede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani güzel öldürün diyor. Yani o insana asla işkence falan çektirilmez. O, bu da ayette onu emrediyor zaten. İnnehu kâne mansûra, o yardım görmüştür diyor. Şimdi bir kişi bir başkasını Allah'ın haklı gördüğü bir sebep olmadan öldürürse kendi canını da ölüme atmış olur. Ölümü hak eder. Buna kısas denir. Ama dikkat edin, yetkiyi kime vermiş Allah kısasta? Mahkemeye mi? Hayır. Hakimin babası mı öldürüldü kardeşim? Hakimin mi oğlu öldürüldü? Hakimin mi akrabası öldürüldü? Hayır. Kimin yakını öldürülmüşse yetki ona veriliyor. O isterse affedir, affedebilir. O da Bakara suresinin 180 miydi? 180. ayetinde فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُفِ وَاَدَاءُ لَهِ بِيَحْسَنٍ. Kim yani o adam öldürenlerden 180, yani 178, yani 180 daha aşağısıydı, doğru, başka bir konuyla alakalı. 178. ayet, kim haksız yere, yok, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ, kimin kardeşinden dolayı onun lehine bir af yapılırsa, bak kardeş kelimesini kullanıyor burada Allah, yakını ölmüş kişiye biraz şey yapıyor, psikolojik destek veriyor. Ona kardeş diye ifade ediyor. Hep yani din kardeşi olmasan Adem Aleyhisselam'ın soyundan zaten kardeşsiniz. Bir af gelirse onu da maruf olarak ona mutlaka tabi olmak gerekir. Yani affettiği zaman hakimin, devlet başkanının, şunun bunun buna asla müdahale etkisi yoktur. Kanun manun çıkarılamaz bu konu. Ve genellikle de şey yapılır, afla sonuçlanır. Hatırlayacaksınız, bundan birkaç sene evvel İran'da bir delikanlı bir hanımın oğlunu öldürmüştü. Kadının eline hadi şu çocuğu öldür diye yetki verdikleri an öldüremedi ve affetti onu. Son anda affetti. Şimdi o delikanlı için dünyada bu kadından daha değerli bir insan olur mu? Kendi oğlu gibi oldu arkasından. Ne oldu? Düşmanlık neye dönüştü? Dosta değil mi? Dostluğa dönüştü. Bir bu. İkincisi, o da şehir içerisinde anarşik olaylar çıkardı. Adam öldürülürse, böyle şey olarak, çetelerde, yani bir takım gruplarla hareket edilerek, onunla ilgili de öldürme var. O da Maide 33. Değil mi? Onunla ilgili de ayrıca bir ders yapmıştık. Onun ayrıntısına girmeyelim. Onlar ama adam öldürmüşse öldürülecek. Yoksa yok. Diğer şeyler öyle. Peki bir üçüncü husus var. O da savaş sırasında. Onun için Allahü Teala işte Bakara suresi 190. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve katilu fî sebîlillâhi lezîne yukâtilûnekum ve lâ ta'tedû. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Aşırıya gitmeyin. Ne demek? Savaşmayanla savaşmayın. Savaşla. Savaşmayana bir şey yok. Yok işte senin oğlun geldi, kızın geldi, işte siz destek verdiniz, bunların karınlarını doyurdunuz, cepheye şunu gö-
Savaştım mı, savaşmadım. Aşırı gitmeyin diyor. Savaşmayana bir şey yok. Ondan sonra وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَغِفْتُمُوهُمْ O savaştığınız kişileri nerede vurursanız öldürün. Çünkü savaşıyor ya. Yani savaş meydanında nerede bulursanız öldürün. Yoksa savaş bittikten sonra değil. وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوهُمْ Nereden çıkarmışlar da siz onları çıkarın. Mesela Müslümanları Mekke'den çıkarmışlar da siz onları Mekke'den çıkarabilirsiniz. Yani size verdiklerinin dengi bir ceza vereceksiniz. Fazla yok. Peki ya Rabbi sen niye bize öldürme yetkisi veriyorsun burada? Karşımda belki babam da gelebilir savaşta. Nitekim bir şey de öyle olmuştu yani Bedir Savaşı'nda. Rivayetlere göre Abbas, Resulullah'ın amcası Abbas ki o karşı taraftaydı. Fitne adam öldürmekten beterdir diyor. Yani bu savaşın ortaya çıkardığı yangın var ya, öyle birisi bir başkasını öldürmüş, kısas gerekmiş. Bu ondan beterdir. Bak kısas da affedebilirsin diyor ama burada öldürün diyor. Karşılıklı şey yapıyor ya. Yani savaş karşılıklı sıcak çatışmada. Ondan sonra peki konumuz ama bak kim öldürüyoruz? Gene kim öldürüyoruz? Sadece savaşanları. Değil mi? Savaşmayanları değil. Sadece savaşanları. Onun için biz asla öyle bir meskun mahal, şu bu falan, savaşmayanların aleyhine hiçbir şey yapamayız. Onlar bizim dostumuz mu? Biz ona bakmayız. Biz şunu çok iyi biliriz ki Allah-u Teala insanları muhalif yapıda yaratmıştır. Çok iyi biliyoruz ki İlk imtihanda iblis Cenab-ı Hakk'a baş kaldırmıştır. En ağır suçu işlemiştir. Ama Allah onu öldürme yerine ne öldürme cezası verdi mi ona Allah? Ne dedi? Yeniden uzun yani ömrün uzatılmasını istedi Allah'tan. Peki o da verdi. Hadi olsun sana. اَنْظِرْنِي لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ demedi mi? Bundan yeniden dirilecekleri günlere kadar bana sürer tanı dedi. Allah ne dedi? اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ Tamam sen de süre tanılandırsın dedi. Şimdi bizde tabii yapı çok ciddi anlamda bozuldu bugün onu da tabii gündeme getiriyoruz. Ama bir sıcak çatışmada adam öldürülebilir. İki, adam öldürmekle sonuçlanan terör olayında adam öldürülebilir. Üç, kısas dediğimiz şeyde adam öldürülebilir. Onun dışında var mı adam öldürme? Hayır. Onun için mesela Allah-u Teala diyor ki, şeyde Muhammed Suresinin 4. ayetinde diyor ki, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Kafirlerle savaş meydanında karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen boyunlarını vurun. Çünkü sen öldürmesen o seni öldürecek. Ona gelmiş. Ne zamana kadar? حَتَّ اِذَا اَتْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْبَفَرْضِ Onları tamamen böyle etkisiz hale getirdiğiniz zaman zamana kadar etkisiz hale gelindiği zaman etkisiz hale gelince bizimle savaşabilirler mi? Etkisiz hale gelince bizimle savaşacak özelliklerini kaybetmiş olurlar değil mi? Hadi bunları öldürün demesini bekler değil mi insanlar? Hayır. Etkisiz artık sen de savaşacak durumda değil. Savaşırken öldürürsün. Başka zaman değil. O zaman yapacağın nedir? Orada bağ sıkı tutacaksın. Yani bu zaten şeddül vefak Arapçada esir kelimesinin karşılığıdır. Yani sözcük de karşılığıdır. Esir alın demektir. Peki esir aldık. Ondan sonra ne yapacağız? Vay bu esirler var ya, bunlar ne biçim bir şey.
Şöyle yapar, böyle yapar. Yapar. فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً. Bundan sonra yapılacak tek şey var. Karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmak. Bu kadar. Şimdi bakın. Şimdi size o Kaliforniyalı hanımı anlatmıştım. Bugün bizde esir hukukunda çok ciddi yanlışlar var. Derslerimde hep şunu anlatıyorum, yani Osmanlı'yı Allah'a şükür yargı sistemini içten bilen bir kişi olarak, Osmanlı'da dokunulmazlık verilen tek grup ilim adamlarıdır ve bunlar da bunun asla kıymetini bilememişlerdir. Onlar hep başkasının yanında itibar aradıkları için maalesef bu din bu hale gelmiş ve Osmanlı'da sonunda batıp gitmiştir. Allah'ın yanında itibar arasalardı şey yapardı. Cenab-ı Hak onlara çok yardım ederdi. Ben mesela gerçekten Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Biz itibarı yalnız Allah'ın yanında aradığımız için hepiniz şahitsiniz. İnsanlar bize karşı yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Büyük çoğunluğu din adına yapıyor. Çünkü geleneksel din, uydurma din ciddi manada darbe yiyor. Bu hocalar da hep ondan geçiniyorlar. Bazı insanlar da ondan geçinerek işte ticaretini sürdürüyor. Zenginse, siyasi bir makama sahipse, itibarlıysa, hocaya fetva sorduğu zaman emrun olur efendim diyor. Onun için birinci ilah o zengindir, o siyasi makamdır. İkinci ilah Allah'tır. Allah'tan yana bir endişesi yok. Cennete gidecek nasıl olsa kesin. Bari dünyasını da cennet haline getirsin. Herhalde iblis bu kadar ileri gitmemiştir, öyle zannediyorum. Ama hamdolsun işte o yalnız Allah'ın yanında itibar arayınca Cenab-ı Hak her şeyi veriyor. Çok şükürler olsun. Ve hiç kimse de sizi susturamıyor. Ne olursa olsun. Çünkü وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a inanır, güvenirse ona yeter. Şimdi bakın. O şeye rağmen, yani ulema kendisine verilen değeri bilmemesine rağmen, insanların fıtratından gelen şeylerle esirlere karşı davranışta o şey mezheplerin verdiği yanlış fetvaları bir kenara atarsanız, kölelik, cariyelik meselelerini, bizde Avrupa ile kıyaslanmayacak bir güzel şey var. Allah razı olsun, Fatih bugünkü bizim silahlı kuvvetlerin esirlerle ilgili şeylerini, yasal görevlerini anlatan kısımları tespit etti. Onu bir dinleyelim. Yani bir bakın ki bugün Avrupa'nın, Amerika'nın insanlara insan hakları anlatanların hiç bununla bir alakası var mı? Şunu da çok iyi aklınızda olsun. Burada devlet yetkililerine sesleniyorum. Defalarca söyledim. Gerçekler ortaya çıkınca anlıyorlar ama keşke önceden anlasalardı. Avrupa kriterleri, yahu kardeşim Avrupa kriteri diye bir şey yoktur. Onların tek kriteri vardı. Ben onların kendi yüzlerine söylemişimdir. Avrupa'da beni çağırdıkları toplantıda. Sizin bildiğiniz tek şey sömürüdür, başka bir şey bilmezsiniz diye en yetkililerin yüzlerine söyledim bunu. Çünkü onlar bir Müslümandan tir tir titrerler, korkarlar. Yanlış yapan kişiden daha büyük korkak yoktur. Avrupa kriteri kendilerini başkasına güzel göstermek için tespit edilmiş evrensel kriterlerdir. Kendileri için değil. Bunu bir kere çok iyi kavramak lazım. Bugün Avrupa kriteri diye bizim içimize aileyi bitiren şeyler kanun diye sokuldu. Bunu sokanlar da ben Müslümanım diye sıfat taşıyorlar. Kusura bakmasınlar, böyle Müslümanlık olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz.
Ama Allah'a çok şükürler olsun. Gene bizim bak ordunun esirlere karşı tavırlarını bir dinleyelim burada. Evet. Çekmiştir. Yaklaşık iki haftadır ordumuzun başlattığı bu operasyonda esirlerle ilgili haberler sürekli, hatta canlı yayınlarda izleniyor, işte esir almalar, vermeler, şunlar bunlar. Ve burada herkesin dikkatini çeken bir şey oldu. Türk ordusunun esirlere karşı muamelesinin ne kadar naif, ne kadar zarif ve Allah'ın kitabıyla da örtüşür bir tarzda olduğu bütün dünyanın dikkatini çekti. Niçin dikkatimizi çekti? Çünkü bugün hala hepimizin şahit olduğu işte Afrika'da ve işte Amerika'nın esir kamplarında esirlere yapılan muameleler hepimizin zihinlerinde canlı. İnsanlar bu ikisi arasında mukayese etme imkanı gördü ve bizim ordumuzun insani yönünün de ne kadar diğerlerinden farklı olduğu bütün dünyanın gözleri önüne serildi. Birincisi burası, ikincisi de biz uzunca bir süredir böyle periyodik aralıklarla Allah'ın kitabına göre esirlere ne tür muamele yapılacağına dair dersler yapılıyor. Zaman zaman da bazen iyi niyetle, bazen kötü niyetle, ya işte siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Esir dediğiniz şey nedir? Böyle bir şey kaldı mı? Yani bunlar ne kadar pratikten uzak şeyler. Bunların hayatın ta kendisi olduğunu iki haftadır canlı yayında bütün dünya görüyor. Yani Allah'ın kitabında işte bugün hali hazırda Allah'ın kitabından hareket ettiğini söyleyen insanların ya işte esirmiş, köleymiş, şuymuş, buymuş, bunlar tarihi şeylerdir, Kur'an'ın tarihsel boyutudur. Bunlardan bugün artık bahsetmeye, bu tür ayetleri irdelemenin anlamı bugün 21. yüzyılda 2018'de canlı yayında 1400 yıl önce inmiş kitabın ayetlerini hepimiz canlı olarak televizyon ekranlarında okuyoruz ve ne demek istediğini şimdi anlıyoruz. Dolayısıyla bu yönü, meselenin bu yönü çok önemli. Bizim için de bir şey oldu, teyit oldu. Şimdi gelelim, biraz sonra Vedat arkadaşımızın Batı'nın esirlere muamelesini göreceğiz. Onunla da karşılaştırmalı olarak benim şimdi size okuyacağım şeyleri bir şey yapalım. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği var. Bunun 7. bölümü esirlere karşı yapılacak muamele ile ilgili. 5 maddeden oluşuyor. Ben ilk 2 maddesini okuyacağım. 119 ve 120. maddeleri şu an icra edilen maddeler bunlar. Şöyle diyor 119. maddede. Savaş düşmanın maddi ve manevi bütün kuvvetleri ile yapılır. Düşman memleketi ahalisinin silahsızlarına, bilhassa kadın, çocuk ve ihtiyarlarının canlarına, mallarına... Silahsızlarına dikkat edin. Ne demek silahsız? Sen de savaşmayan. Bak ayet uyuyor mu? Evet. Bak yani, kadın, çocuk ve... Yukarıdan bombalayamıyorsun şey. Bak yapamazsın. Bak, bak 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 silahlı kuvvetlerin şeyinde var bu yönetmeni. İşte bu dünya bu işte kriterse bu kriter. Dünya bunu örnek alsın. Evet. Çocuk ve ihtiyarlarının canlarına, mallarına, ırz ve namuslarına, bak, sarkıntılığın dinen ve kanunen yasak olduğunu her asker daima hatırında bulundurmalı ve bu yolda namus ve insaniyeti rehber edilmelidir. Buyurun bak, sarkıntılı yok. Bak burada sen gittin. Oradaki esir aldığın kadınlar içerisinde ahlaksızlar da olabilir. Yani askeri kendisine çekmek isteyen de hayır diyor. Yapamazsın diyor, değil mi? Evet. Çok mühim bir şey yani. Çok mühim bir şey, evet. Esirlere Türklüğe yakışır bir surette iyi muamele edilmelidir. Hususiyle yaralılara, hastalık ve bakımsızlık yüzünden zayıflayarak dermandan düşmüş ve silah kullanamayacak bir hale gelmiş olanlara insaniyet göstermek. Bak silah kullanamayacak hale gelmiş olan. Demek eskiden kullanıyordu. Ve hatta yudhinenin karşılığı, evet, değil mi? Evet. Etkisiz hale, evet, gelmiş. Evet. İnsaniyet göstermek her namuslu askerin vazifesidir. Evet. Düşman ölülerine karşı da hürmetkar olunmalıdır. Buyurun işte bak. Onu ezmek geçmek falan diye bir şey yok, değil mi? Evet. 120. madde şöyle.
Bu da ben bu maddeyi de okurken Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet aklıma hep geldi hocam. Düşman eline esir düşmek çok acı ve büyük bir felakettir. Yurt uğrunda ölmek bundan ise... daha büyük bir sıkıntı var mı? Aynen şimdi şeyi hatırla. Tevbe suresinin 28. ayetini yani. Bu yeter. Hatta ne şeyde küçüldükleri zaman diyor değil mi? Ona girmeyelim. Evet. Yurt uğrunda ölmek ise büyük bir şereftir. Bundan dolayı esir olmamaya son dereceye kadar çabalamalıdır. Bir asker ancak yaralanıp da tamamen dermandan kesilerek veya bütün kuvvetini sarf ettiği ve vazifesini tamamen yaptığı halde kurtulmak çaresini bulamayarak esir olursa mazur sayılabilir. Evet, o da çok önemli. Son kuvvetini ve kurşununu sarf etmeden evvel ve hele korkaklık yüzünden esir olan asker yurda hıyanet etmiş sayılarak ağır surette cezalandırılır. Esaretten dönüşte her asker esir düşmekte kendisinin bir kusuru olup olmadığını ispatı mecburdur. Allah Allah, çok enteresan. Evet. Evet. Yani şimdi bakın şimdi burada tabii büyük bir tarihi geçmişe sahip olan bir ordu. Ve bu işte geçtiğimiz asır başına kadar dünya hakimiyetine sahip olan bir ülkenin ordusu. Ama bizi bozmak için yapılan o kadar çok şey var ki, 19. asırda çok şeyler yapılmış ama demek ki henüz o ana maya tam olarak bozulmamış. Zaten şu anda dünyanın çektiği sıkıntının sebebi de o. Yani bir takım maddi şeyler yapmışlar ama henüz insanların özüne tam olarak nüfuz edememişler. Hamdolsun. Şimdi bu çok önemli bir şey. Orada tam Kur'an-ı Kerim'in emrettiği şeye uygun bir esirlik şeyi var. Ama esirler alındıktan sonra ne yapılacağına dair bir şey... Yani şu bir kesin, öldürülme diye bir şey asla. Öldürme diye bir şey yok. Evet, bu çok önemli. Onu şey yapalım. Ama muhtemelen karşılıklı mübadeleler oluyor. Tamam, onu da daha sonra okuruz da şimdi de Vedat şeyi anlatsın. Batılıların esirlere karşı ya da esir olmayan insanlara karşı yani savaşta yapmış oldukları şeyler nedir? Şimdi hocam Batı'nın bu konudaki sicili saymakla bitmez aslında. Ben birkaç örnek üzerinden sadece gideceğim. Biliyorsunuz Batı modernizminin model ülkesi Fransa kabul edilir. Çünkü Fransız devrimiyle birlikte Batı'da o modernizm hareketi, reform hareketi hız kazanmıştır. Bugün de Fransa biliyorsunuz modernizmin, postmodernizmin merkezidir. Bakın Fransa, Fransız ihtilalinden sonra yani reformdan sonra 1830 senesinde Cezayir'i işgal ediyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini yayınlayan değil mi? Şey yapan yani o kadar dünyaya hava atan bir evet. Şey. Evet. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi tarafından yayınlanan bir rapor Fransa'nın Cezayir'de yapmış olduğu, oradaki işgal boyunca yapmış olduğu uygulamaları rapor etmiş. Şimdi bu rapora göre Cezayir'de Fransa 132 sene kalmış ve bu 132 senelik işgal süresince 5 milyon kadar sivil insan katletmiş. 5 milyon sivil insan. Sivil bunlar, bakın asker falan. Askerlikle değil. Alakası olmayan insanlar. Savaşla, silahla alakası olmayan insanlar. Ekonomisi tamamen yok olmuş bir ülke. Bütün kaynakları tamamen sömürülmüş, alınmış, kendi ülkelerine taşınmış. Ve 1962 senesinde Cezayir bağımsızlığını ilan ettiğinde hali hazırda 2 milyon insanın toplama kamplarında yaşadığı tespit edilmiş. Ve halkın %80'inden fazlasının o sırada okuma yazma bilmediği tespit edilmiş. Aslında o bağımsızlık dedikleri de bağımsızlık değil, lafta bağımsızlık. Evet. Cezayir'de görev yapan ve buradaki icraatleri sebebiyle terfi ettirilerek Fransa devletinin en büyük onur nişanı olan Legion de Honor
ile ödüllendirilen Paul ismindeki bir general Cezayir halkı üzerinde Legion d'honneur. Tabii o haller okunmaz İngilizce, şey Fransızca. Hocam siz Fransızca biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. Ya ben de unuttum ya. Cezayir halkı üzerinde elektroşoktan tecavüze kadar her türlü işkence yöntemini uyguladıklarını itiraf etti bu adam. Bu şeyi onur şey, nişanını alan adam söylüyor bunu, general. Her türlü işkence yöntemini uyguladıklarını itiraf etti. Bu tecrübelerini ilerleyen yıllarda Vietnam halkı üzerinde uygulamaları için Pentagon subaylarıyla da paylaştıklarını, bak fiyatlama uygulasınlar diye, dünyanın pek çok bölgesinde işkence konusunda da eğitim verdiklerini söyledi. Ya bizim askerimiz Vietnam'a gitmişti şeyde, biliyorsunuz. Kore. O bölgeye neyse, Kore'ye gitmişti. Kore neyse, Vietnam diye Kore'ye gitmişti. Gidin bakın, benim Koreli bir öğrencim vardı. Bir bakın onlar, o zihinde o askerin hatırası ne kadar güzeldir. Yani iyilikten başka bir şey yapmıyor ya. Evet. Yine bir Fransız subayı Montagnac bir mektubunda şunları söylüyor. Yakaladığımız Cezayirli kadınlara ne yaptığımızı soruyorsunuz. Biz rehine olarak elimizde tutuyor bir kısmını, geri kalanlarını da çıkarttırmayla satıyorduk. 15 yaş üstünde bütün erkekleri öldürüyorduk. Kadın ve çocukları alıp Marquesas adaları ya da başka bir yönde giden gemilere bindiriyorduk. Bir kelimeyle ayaklarımızın dibine köpek gibi kapanmayanları öldürüyorduk. Şimdi bu Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları kısaca, yani burada resimleri de var, diğer inşaat şeyleri de var. Fransa çok önemli çünkü şeyin, Batı'nın işte kendisini ifade ederken en çok kullandığı şey orası yani. Fransız ihtilali. Tabii şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu bu operasyonlar son birkaç hafta içerisinde ABD tarafından şöyle tepkilerle karşılandı. Oradaki sivillere zarar gelmesinden endişe ediyoruz tarzı. Vay vay vay. Derler ya, dinime söven bari Müslüman olsa diye. Beyanatlarda bulunuldu. ABD'nin Irak işgali esnasında, Irak savaşı esnasında ortaya çıkan belgelerle, raporlarla 600 binden fazla sivili öldürdü, rapor edildi. Yani bunlar belgelenmiş olan şeyler, 600 binden fazla. Orada görev yapan askerlerle yapılan röportajlarda, mesela bazı askerlerin beyanatlarını ben size okuyayım. Çavuş Josh Middleton şöyle söylemiş: İngilizce bilmiyorsa ve esmerse insan olmadıklarına inanırdık ve istediğimiz her şeyi yapardık. İngilizce bilmiyorsa insan değil. Esmerse şimdi, insan değil. Şimdi az evvel Fatih Hoca bir madde okudu TSK'dan. Dedi ki işte ölülerine de hürmet etmek lazım. Bakın bu yine ABD subayı şöyle söylemiş. Iraklı mahkumların cesetleri kamyonda duruyordu. Biri ceset torbasını açıp başını ateş etti. Bir asker elinde kaşık alıp adamın beynini çıkardı. Yiyormuş gibi yaparak fotoğraf çektirdi gülümseyerek. Yani başka şeyler de var da okumuyorum. Başka bir asker şöyle söylemiş. Öldürdüğümüz sivillerin yanlarına Kalaşnikov silahları bırakırdık ki sanki bizimle çatışmaya girip öldürülmüşler zannedilsin. Yani medyaya karşı. Bir başka uzman çavuş şöyle söylemiş. Irak'a gelişimizden bu yana bize verilen talimat şuydu: uyarı ateşi yoktur. Onları yaralamak veya canlı ele geçirmek yerine öldürmemiz hep bizden istendi. Bizden istenen talimat. Onlar dediği hepsi siviller değil mi? Evet. Yani bu Pentagon'dan aldıkları emir bu. Bakın şimdi şu bizim askerin aldığı emre bakın, ona bakın. Bir de milletin karşısına geçer şey yapar, insan hakları bilmem şu bu falan. Ya artık ben Müslümanım diyenleri öğrenmeli. Kardeşim, Allah hiçbir zaman yanlış şey söylemez kitabında. Artık kitabına gelelim, yazık ya. Uydurulmuş din bizi batırdı. Onlar da uydurulmuş dinin mahkumları. Artık indirilen dine gelelim. Yazık ya, yazık. Ve şu anda öyle güzel bir imkanlar var ki, işte görüyorsunuz işte Güneydoğu'da, Türk ordusu harekete geçince Amerika kaçacak delik aramaya başladı. Avrupa ne hale geldi? Birleşmiş Milletler karar alamaz hale geldi.
Ya bunlar böyledir, bunlar korkar. Bunlar kum yığını gibidir. Hepsi diğerini kendisine yük görür. Evet. Donald Trump geçen hafta bir açıklama yaptı ve daha öncesinde Obama'nın söz verdiği Guantanamo'nun kapatılması durumunun olmayacağını ve Guantanamo'nun açık kalmasına yönelik belgeyi imzaladı geçen hafta Trump. Tabii Guantanamo'da bakın neler oluyor. Şimdi esir hukuku falan diyoruz ya, esirlere yapılacak muamele. Guantanamo'da 5 yıl tutulan Murat Kurnaz ismindeki bir Türk. Bu adam da hiç suçsuz yere tutulmuş. Aklında belge yok. İşkenceyle bir şeyler imzalattırıyorlar. Yani itiraflar imzalattırıyorlar bu insanlara. Diyor ki Guantanamo'da yaşananlar akıl almayacak şeyler. İşkence altında birçok insanın hayatını kaybettiğini gözlerimle gördüm. Aramızdaki en ufakların yaşı 9 ile 12 yaş arasındaydı hapishanede. Birçok tutuklunun yaşı, yani tutukluların çoğunluğunun yaşı en üst daha 14'tü. En büyüklerin yaşı 86 ile 87 civarındaydı. Büyükler arasında gözleri görmeyen, kulakları duymayan yaşlı dedeler vardı. Ne çocuklara ne de büyüklere değişik bir muamele yapılırdı. Gençlere işkence varsa yaşlılara da vardı. Bize yemek yoksa onlara da yoktu. Aynı muamele onlara da yapılıyordu. Çocuk yaşlı, hepsine adil davranıyor. Birine ne yapıyorlar sonra ne yarar? Ve bu bunlara insan denir mi ya? Oradan kanun ithal ediyoruz biz ona. Bir de onların yaptıklarını bir şey zannediyoruz. Ya Allah aşkına bırakın ya. Hocam bu Guantanamo'da insanların tahammül sınırlarını denemek için yapılmayan şey kalmamış. Yani insanların şahsiyetlerine hakaretin dışında inançlarına hakaretler, onların nerede kırıldıkları, nerede pes ettikleri, nereye kadar direnç gösterdikleri, nereden sonra dirençlerinin kırıldığı ya da nereden sonra delirdikleri vesaire, bunların hepsi adeta bir deney kampı gibi insanların üzerinde denenmiş burada ve halen geçen hafta Trump'ın da imzasıyla birlikte devam ediyor, yani açık kalmaya devam ediyor. Ve şimdi bunlardan insanlık bekleniyor değil mi? Bunların, ya burada bir şey daha söylüyorum. Hem Türkiye'deki yetkililere söylüyorum, hem İslam alemindeki yetkililere söylüyorum. Lütfen Allah rızası için onlara doktora, yüksek lisans ya da lisans eğitimi yapmak için talebe göndermeyi bırakın. Ya bunların kafa, aynen buradaki gibi onların kafalarını öyle bir hale getiriyorlar ki, işte o şeyde onların istediği tipte adam yetiştiren akademisyenler oluyor. Ben burada şimdi örnekler vereceğim. Benimle alakalı olduğu zaman hemen isimler ortaya çıkar, onun için vermek istemiyorum ama ne pislikler yapıldığını çok iyi biliyoruz, yakından biliyoruz. Ya bırakın artık onlardan bir şey öğren. Biz onlara her şeyi öğretmemiz lazım. Ha, bizim bize düşen görev, biz onlara sahip olacağız. Resulullah'ın sahip olduğu gibi. Onlar da şimdi Allah'ın kulu. Onlar da kurtarılması lazım. Ama onlar gibi değil. Evet, değil mi? Evet. Ya şimdi bakın. Şimdi Osmanlı tarihçisi vardı. Vedat konuşurken aklıma geldi de şimdi. Tabii çok eski şeyler. Ben de tarihe de şey yapmadığım için isimler aklımda kalmıyor. Şeyliydi. Mısırlı. Ya adam hakikaten anlatıyor. Ya Osmanlı Mısır'a gidiyor, Cezayir'e gidiyor. Şey Kuzey Afrika, işte Arap ülkeleri ya. Ya onların hiçbirisine bir zarar vermiyor. Onları olduğu gibi muhafaza ediyor. Bakın, bugün gidin Cezayir'e, birinci dil Fransızcadır. Peki Osmanlı o kadar kaldı da Türkçe öğrenin diye hiç baskı yaptı. Peki, bakın Türkiye'de bile herkes İngilizce öğrenmek için yarışır. Sanki bir marifetmiş gibi. Tamam, yabancı dil öğren ama bunu böyle bu derece hastalık haline getirmenin bir anlamı yok. Kutsama. Öğren. Sakıncası yok. Şimdi Osmanlı 4 asır Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da kaldı da onları isteseydi hepsini Türkleştirmez miydi? Hangisine dedi ki Türk dilini öğreneceksiniz? Öğrenen öğrenmeyen öğrenmez. Kendi kalmış.
Yani şimdi bakın biz tenkit ediyoruz. Osmanlı'yı tenkit ediyoruz. İslam alemini tenkit ediyoruz. Yaptıkları çok yanlış. Bugün bir uydurulmuş din var ortada. Ama onlarla kıyasladığınız zaman da kıyaslanamayacak kadar güzel. Artık biz kendimize gelelim. Bütün dünyaya güzel bir örnek ortaya koyalım. Evet, şimdi onunla ilgili bu esir hukukuyla alakalı olarak isterseniz bir uydurulmuş dinin bir örneğini okuyabiliriz. Oku bakalım. Yani Kur'an-ı Kerim'de hocam dersin başında öldürmenin sadece 3 istisnası, 3 şekli olduğunu, bunun işte kısas, savaş ve terör estirme ile alakalı olduğunu söyledi. Bunun dışında esirlere yapılacak muamelenin ne olduğunu Muhammed Suresi'nin 4. ayetinden okuduk. Hali hazırda bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uygulamasını da gördük. Ancak bizim işte uydurulmuş din dediğimiz ve fıkıhta yerini bulan o dinin bir örneğini esirlerle ilgili Allah'ın kitabında öldürmenin olmadığı ya serbest bırakma karşılıksız ya da fidye ile serbest bırakmanın dışında bir yol olmamasına rağmen bakınız şöyle düzenlenmiş. Hukuk-ı İslamiye ve Sılahat-ı Fıkhiye Kamusu Ömer Nasuhi Binmen. Bu esirler hakkında yapılacak muamele başlığı altında 491 numaralı paragraf. Harp neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir. Yani bir tercihte bulunma hakkına sahipmiş. Dediği, yani yetkili makam. Evet. Bu hususta Müslümanların menfaatleri dilerse bu esirlerin mukatil olan takımını katl edip maddeyi fesadı bilkülliği ortadan kaldırır. Orada kal. Bak diyor ki esir almış. Etkisizleştirilmiş kişi. Tamam etkisizleştirilmiş. Silahsız şu bu falan. Şeyde diyor ki onların seni isterse öldürür. Niye? Maddeyi fesadı bilkülliği ortadan kaldırmak için. Maddeyi fesat dedim. Yani bunlar bir daha arkasındaki akıllansın bize karşı seslen. Ne hangi ayette var bu? Hangi hadiste var? Kime yapmış Resulullah bunu? Bir tek şey var Beni Kureyza ile ilgili olarak Yahudi uydurması. Ve bunu uyduran kişi de Medine'den kovulmuştu. Kim diye o tarihçi. Meşhurdur. Şeyin İbn-i İshak'a şeyde İmam Malik de bu şey yapıyor yani bu adamın pisliklerinden dolayı iftira İmam Malik de hadisçi de biliyorsun iftiralarından dolayı deccallerden bir deccaldir diyor. Ve bütün siyer kaynakları da İbn-i İshak'ı kaynak alıyorlar hocam. Yani gerçekten yani bugün gerçekten şu kitapların tamamını bir kere yok saymak lazım. Bunlar kesinlikle İslam düşmanı olan odaklar tarafından, odakların organizasyonuyla yazılmış kitaplar olmalı. Geçen de burada zannedersem bahsettim. Ama araştırma yaptıracağız. Yani şu bu bir şey değil de Fuat Sezgin Bey vardır. Bu yazma eserler konusunda dünyada bir numaradır. Yaşı da artık 94'ü buldu. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Çünkü öyle bir insan bulmak çok zor. Ve bu konuda vefat etmedi. Yok yok daha yaşıyor. Daha yaşıyor. Şimdi onun bu konuda Geschichte der Arabisch neyse Almanca bilmediğim için yanlış konuşuruz şey yapar şey var Almanca yazmış oldu. O da Türkiye'de yaşatmadıkları için adam Almanya'ya gitmek zorunda kaldı yani. Çok ciddi bir ilim adamı. Orada Almanya'da da hocam Alman hükümeti kütüphanesine el koymuş. Bununla ilgili bir haber vardı. Tabii öyle. Yok zaten ben birinci ağızdan duydum onu. Hala uğraşıyorlar. Şimdi adam yazmış o Türkçe'ye tercüme etmeye başlamışlar. Ben onlara sordum. Dedim ki şu anda ulaşabildiğiniz en eski el yazması bizim kütüphanelerde hangi tarihte dedim. Dediler ki
bundan 850 sene önce. Şimdi 2018'den 850'yi çıkarırsanız ne olur? 1168 falan mı ediyor? 1168'den de 632'yi çıkarın. 500 küsur sene ediyor değil mi? 550 sene kadar ediyor yaklaşık yani. Bakın ve o da Makamat-ı Haririye diye şey yapılmış. Biraz bir şiir kitabı hatırladığım kadarıyla. Onu da bir zamanlar okumuştum ama çok eski bilgi olduğu için yanlış olabilir. 550 sene değil mi aşağı? 536 sene neyse. En eskisi o yani bir şey değil yani bir fıkıh, tefsir, hadis kitabı değil. Yahu kardeşim şu anda biz Türkiye'de yaşamamıza rağmen bugün Abdülaziz Bayındır diye şiir koyduğunuz zaman bir araştırma yaptığınız zaman karşınıza ilk çıkan ne? Allah kaybı bilmez. Ya ben de defalar ya kardeşim bütün konuşmalarımız şeyde kayıtlarda bir tane çıkarın da gösterin bakayım. Efendim Allah geleceği bilmez. Bir tane gösterin bir bakayım ya bunu bir kafir de söylemez. Niye? Çünkü cevap veremedikleri için iftira etmek zorunda kalıyorlar. Ya ben yaşadığım halde buna engel olamıyorum. Peki bugün işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira ediliyor. Şey İmam Malik gibi bir şey hadis alimi o İbn-i İshak'ı kovduruyor. O sonra şeye de geliyor, Mısır'a yanlış hatırlamıyorsam oradan da kovuluyor. Çünkü sürekli iftiralar yapıyor. Şimdi bugün tarihin kaynağı halinde. Peki bugün, efendim işte şurada okuyor ya, bütün mezheplerin ittifakı. Burada mezheplerin ittifakı olduğuna asla inanmıyorum. Çünkü bu kadar yanlışla ittifak olmaz ama birileri bir zaman inşallah onu da tespit etmek nasip olur. Şimdi burada bir arkadaşımız var geçen de şimdi şey anlatıyor. Hani Bağdat'ta sen onu belgelersen iyi olur. Bir araştırmasını yap. Bağdat fethedildiği zaman Hülagü zamanındaydık değil mi? Evet Hülagü zamanındaydı. Kütüphaneler şeyi atılıyor. Fırat Nehri'ne atılıyor falan. Ama daha sonra bütün kitaplar İranlılar tarafından yeniden yazılıyor. Bunu bir tespit edebilsek bu çok önemli yani bir şey olarak. İran da çok önemli bir şeydir. Bak dikkat edin İran'da İslam falan numara. Evet samimi Müslümanlar var. Ama yapı çok farklıdır. Yahudiliğe çok uygun bir yapıları vardır. Tamamen kendilerini saklarlar. Takiye denen bir şey yani yalan söylemeyi inançlarının esas haline getirmişlerdir. Dolayısıyla burada çok ciddi bir saptırma var. Ama işte görüyorsunuz bak Kur'an-ı Kerim'e %100 zıt olan bir hususu bu şey esirlere karşı birinci şart olarak koşuyor. Bütün mezheplerin ittifak ettiği şey. Ya Allah-u Teala tek şey iki tane seçenek veriyor. Birisi karşılıklı, diğeri karşılıksız. Serbest bırakmak. Karşılıksız serbest bırakma olduğu zaman oluyor ama karşılıksız serbest bırakma konusunda da Allah-u Teala peki bulamayan ne yapacak dersiniz? Allah zekatın 1/8'ini bu konuda harcamak için şey yapmış. En fazla 1 yıl bekler. 1 yıl da beklemez ama en fazla 1 yıl bekler. Ondan sonra da bizim mesela Bakara 179'da o iyi kişiler esirlerin hürriyetine kavuşması için yardım eden kişilerdir diye şeyi var. Hocam şey İnsan suresinde ve yut'imuna ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira inneme nut'imkum liveçillahi la nuridu minkum cezaen. Tabii yani yetim çaresiz ve esiri doyururuz. Biz sadece Allah rızası için doyuruyoruz deriz. O ayrı. Bir de onların hürriyetine kavuşması için de Bakara 179'da ayrıca bir şey var. Yani dolayısıyla öyle bir yap ve hürriyetine kavuşuncaya kadar evin içerisinde evin küçük çocuğu gibi muamele görüyor. Yani hakaret değil. Sıcak ilgi manasına. Zaten aşağılayamazsınız. Şimdi Allah böyle dediği halde ne diyor?
Ve Allah diyor ki serbest bırakın ki harp ağırlıklarını bıraksın. Yok diyor efendim. Fesat ortadan kalkması için şey yapacak. Dilerse öldürebilir. Dilerse öldürebilir. İkincisi diyor. Dilerse bunların şerlerini def için yalnız istirkaklarıyla yani köle ve cariye edinmeleriyle iktifa eder. Dilerse diyor buna köle veya cariye yapar. Yahu kardeşim köle ve cariye yapma. Resulullah'ın bir tane yaptığı var mı? Bir örnek gösterebilir misiniz? Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de buna en küçük bir işaret var mı? Hayır. E nereden çıkarıyorsun? Hocam buradaki bu uygulamanın karşılığı bugün Batı hukukunda. Batı hukukunda işte İslam almışlar işte. Yok. O işte onlar, onun için diyorum. Bunlar çok, ya işte şeyde çok olmuştum. Bakara suresi 75, münafık Yahudiler diye bir ders yaptık bu salı günü. Geçtiğimiz salı günü. Ya münafık Yahudiler Resulullah'ın zamanında Kur'an'ı saptırmak için çalışıyor. Kur'an da belirleniyor. Ayetlerin anlamlarını saptırmaya çalışıyorlar. Ve bunun için kitap yazıyorlar ya. Ya bununla alakalı bizim kaynaklarda tek bir bilgi yok. Kur'an-ı Kerim olmasa bunu asla öğrenemeyeceğiz. O kaynakları da bu adamlar temizlemiştir. Çünkü kendilerini gizlemek de bir numaradırlar. Evet. Devam et istersen. O kadar köle ve cariye yapıldı. Be, devam et, devam et. Oku, oku. Dilerse İslam zimmetinde ahd ve emanında olmak üzere hepsine hürriyet verir ve dilerse bunları... Bak İslam zimmetinde, benim emrimde kalacaksın sana hürriyet verdim. Ya bu ne biçim hürriyet? Hürriyet verdiyse ben istediğim yere giderim. Yok burada kalacaksın. Öyle hürriyet mi olur? Zimmi olacaksın. Yani bana şey cizye vereceksin. Ya cizyeyi nereden çıkardınız? Hiç Resulullah herhangi bir kişiden almış mı bunu? Tabii Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeyi kendi keyiflerine göre Yahudilerin yaptığı işte ayette belirtildiği gibi anlamını tahrif ederek onu ortaya çıkarmışlar. Bununla ilgili de ders yaptık biliyorsunuz geçen hafta. Evet. Bu cizye ile ilgili birkaç gün sonra çıkacak Kitap ve Hikmet Dergisi'nin 20. sayısında da bir makale, bir makale var. Nasıl anlaşılması gerektiğine dair. O makaleyi şeye de koyalım. Evet. Siteye de herkes ulaşabilsin. Tamam. Ve dilerse bunları İslam esirleriyle mübadelede bulunur. Sadece işte İslam esirleriyle değiştirecekmişsiniz. Esir mübadelesi. Ya tamam bunu yap da ama bunu seçeneklerden birisi olarak ortaya koyma yani. Evet. Bundan yalnız Arap müşriklerinin erkekleri müstesnadır. Buraya çok dikkat edin. Şimdi size soru sorayım. Resulullah'ın esir aldıkları, geçen hafta da sordum, Fransız mıydı? Hı? Alman mıydı? Arap Müslümanları mıydı? Kimi esir almıştı? Kim almıştı? Mekkeli. Arap müşriği değil miydi bunlar? Ya Mekkeli de değil, şeyden de almıştı, Huneyn'den de almıştı, efendim, Beni Mustalik'ten de almıştı. Bunlar hepsi Arap, hepsi müşrikti. Arap müşrikleri müstesna. Bakın Arap müşriklerine ne yapılması lazımmış, oku bakayım. Onların istirkakı zimmete kabulü caiz değildir. Onlar İslamiyet'i kabul etmekle katl arasında muhayyer bırakılırlar. Yani onları aldığın zaman ya Müslüman olursun ya öldürürüm. Üçüncü şey yok. Ya bir tane var mı Resulullah'tan örnek? Ya kardeşim bunun Allah'ın diniyle uzaktan yakından ilgisi var mı? Bakın Allah'ın dinine bundan daha büyük hakaret yapılabilir mi? Ama bütün mezheplerin ittifak ettiği şey. Evet. İmam Şafii'ye göre Arap müşriklerinin de istirkakı caizdir demiş. Onlar da istirkak dediği köle ve cariye yapılması. Caizdir. Sanki Kur'an'a göre hüküm fetva veriyormuş da caizdir. Ama tekrar ediyorum. Burada İmam Şafii kelimesi geçiyor. Bunun İmam Şafii ile hiç alakası olmaz diye ben düşünüyorum şahsen yani. Ben biraz onu iyi tanıdığımı zannediyorum çünkü ta çocukluğumda onun kitaplarını okumuştum. Şimdi şeyden yani az önce söylediğim gibi söyleyeyim ya biz hayatta ne diyor Abdülaziz Bayındır Allah gayb bilmez dedi. Yani bugün bize cevap veremeyenlerin iftiralarından kurtulabiliyor muyuz? Resulullah da kurtulamamış Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle yapıyor. Yatacaklar ne yapalım hesabı? Çok şükür ki hesabı Allah görecek de gizli açık her şeyi biliyor. Her şeye gücü yetiyor. Evet. Şimdi burada şey var hocam, devamında diyor ki farz edilsin ki bir düşman millet Müslümanlardan aldığı esirleri idam ediyor veya istirkak ederek ebediyen hürriyetten mahrum bırakıyor.
Şimdi bu halde Müslümanların o düşmandan alacakları esirler hakkında idam ve istirkak yollarına gitmekten dinen memnu bulunmaları içtimai ve siyasi hayat bakımından muvafık olabilir mi? Vallahi ya Rabbi, Allah'ın sana... sorunu değil mi? Tabii bu, bakın burada Allah ciddi anlamda suçlanıyor. Ya böyle Allah olur mu? Haşa. O yapacak, ben de yapmayacağım, öyle mi? İstersen bak, oradaki kelimeler eski, sen bir oku, ben biraz bugünkü Türkçe'ye çevireyim, tekrar oku. Farz edilsin ki bir düşman millet Müslümanlardan aldığı esirleri idam ediyor. Veya... Mesela bir düşman, diyelim işte şimdi Avrupalılar, ya Cezayir'de olan gibi, Müslümanlardan ya da Guantanamo muydu? Orada olan gibi esirleri idam ediyor. Evet. Veya istirkak ederek ebediyen hürriyetten mahrum bırakıyor. Ya da köle veya cariye yaparak hürriyetten kafir bunu yapıyor. Yapıyorsa bana ne düşer? Evet. Şimdi bu halde Müslümanların o düşmandan alacakları esirler hakkında idam ve istirkak yollarına gitmekten dinen memnu bulunmaları. Yani dinen onları efendim köle cariye yapamazsın, onları öldüremezsin demek. Yani... Muhammed Suresinin 4. ayetini okumak içtimai ve siyasi hayat bakımından muvafık olabilir mi? Hiç uygun mu diyor? Muhammed Suresi 4. ayet uygun mu? Bırak o Muhammed Suresi 4. ayeti de. Bakın istersen ben şimdi şunu da okuyayım. Sen bir de orada şeyi bul. Yani men caiz değildir, fida caiz değildir. Biraz ön tarafa doğru. Bak şimdi Bedir Savaşı ile ilgilenen ayete bak. Şimdi Allah-u Teala diyor ki estağfirullah, مَا كَانَ لَب۪ينَ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا. Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Şimdi geçen de televizyonda maalesef çıkmış bir hoca, burada bırakıyor, esir alınmaz falan. Tövbe ya. Ya Allah aşkına, ya kardeşim sen Kur'an okuyorsan öyle parça okumaya hakkın var mı? Hatta yutkine filarda niye okumuyorsun? Bunun manası Bektaşi okuması demiyor. La takrabus salate diyorsun diyor. Allah namaza yaklaşmayın dedi. Onun için kılmıyorum. Ya Allah aşkına ya, ben Kur'ancıyım diyen kişiler artık yeter ya. Bir de insanlar onlarla birlikte bizim adımızı anıyorlar. Ona çok canım sıkılıyor. Böyle ayetler yarım yarım okunmaz. Ayeti tam okuyacaksın. Onu açıklayan ayeti de tam okuyacaksın. Bak diyor ki, ya sonra bu konuda o kadar yıllardır makaleler yazıyor. İnsan Allah aşkına bir kere açar okur ya. Burada bir kişi çalışmıyor ki, koskoca ekipler çalışıyor. Sonra çık televizyonda, millete dalga geçiyor haklı olarak. Diyor ki Allah-u Teala burada, مَا كَانَ النَّب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا. Hiçbir nebinin esir almaya hakkı olmaz. Hatta yudhine filat, savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe. Muhammed 4. ayet bunu söylemiyor mu? Evet. Hatta idaret kantumuhum feşürdür olsak. Bundan önce inmiştir Muhammed 4. ayet. Onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman esir alınıyor. Ondan sonra Resulullah Bedir'de etkisiz hale getirmeden esir almıştı. Onun için Cenab-ı Hak onu ayıplamıştı burada. Çok ağır bir dille. Ama tabii milletin kafasında Muhammed Aleyhisselam için melek kim ki yani? Yani o Enfal 67. ayet esirliği falan sonlandıran bir ayet değil. Öyle yani. Hiç alakası yok ki. Hayatın akışına ters bir şey, öyle bir şey söylemek yani. Ona turidun araba dünya. Siz sonra Resulullah o kadar, peki Bedir'den sonra aldığı Beni Mustalik esirleri ne oldu? Muhalefet etti. Peki yani. Şeyde Beni Kureyza'da esir alıyorsunuz diye açık ayet yok mu? Aynen öyle. Ferikan takdurun ve te'tirune ferika diye. Beni Kureyza olayı Bedir'den çok sonra değil mi? Tabii ki. Evet. Şeyin Ahzab suresinin 26. ayeti olacak galiba. Neyse. Şimdi turidune arada dünya, siz dünyanın esas anlatmak istediğim o değil. Şimdi bak dikkat edin, dinleyin. مَا كَانَ النَّب۪ينَ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى. Hiçbir nebiyin esir alama hakkı yoktur. Hatta يُدْخِنَ فِيلَةً, savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar. تُرِيدُونَ عَرَبَ الدُّنْيَا. Siz dünyalık istiyorsunuz. Ve esirleri alacaksınız. İşte ondan fidye alacaksınız falan. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاَخِرَ. Ama Allah daha sonrasını, Allah istiyordu ki Bedir'de Müslümanlar Mekke'ye girsin.
Böyle yaptıkları için giremediler. Zaten o konuda dersler yaptık. Arzu edenler şey yapabilir. Sitemizde yazılar da var. Vallahu yuridul ahireh. Tamam. Vallahu azizun hakim. Allah üstün güce sahiptir. Doğru kararlar verir. Allah ne demişse o. Bak Allah doğru karar veriyor. Bu ne diyor? Böyle karar mı olur diyor, değil mi? Ve de İslam hukuku kitabı. Ve bu kitap da çok önemlidir. Size defalarca söyledim. Bir ekip tarafından Osmanlıların son zamanında hazırlanmış. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu olmak üzere hazırlanmış ve 1926'da bunu yapma imkanı olmadığı için bu ekip lağvedilmiştir. Mecelle Tadil Komisyonu. Şimdi levla kitabı minallahi sebeka, eğer diyor Allah'ın daha önceden geçmiş bir yazısı olmasaydı, Allah Mekke'deyken Müslümanlara Rumların İranlara galip geldiği gün Müslümanlara zafer vereceğini vaat etmiş olmasaydı, lemessekum fîmâ akaltum azâbun azîm, aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Bu size başta Resulullah olmak üzere bütün ashab. Biz de ashabı öyle anlattır ki biraz sonra inşallah Fatih'i dinlemeye vaktimiz olur. Hepsi kurşun asker. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهِ. Aldığınız ganimetten helal, temiz olarak yiyin. Tamam, helal ettim diyor Allah. Ondan sonra اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمُ. Allah gafur ve rahim. Yani Allah sizin size merhamet eder. Sizin yaptığınız kusuru de tamir eder. Esas şuraya bak. Ya yennebiyyü kul limen fi eydüküm minel esra. Elinizdeki o esirlere de ki, daha Bedir'de esirlere daha yeni alınmış. Esirlere şöyle de diyor Allah, Resulullah. Mekke'den gelenler. Tamam mı? İn ya'lemillâhu fi kulûbküm hayran. Allah sizin kalbinizde bir hayır olduğunu bilirse eğer, kadercilere diyor, böyle bir ayet olmaz değil mi? Kadercilere göre, haşa. Eğer bilirse, ya kardeşim kader inancını da uydurarak İslam'ı bitirmişler zaten. Ya bugün bütün dünyada imanın şartı altı diye sallayıp gidiyorlar. Allah ne bilsin, haşa, tövbe estağfurullah. Bak eğer diyor Allah sizin kalbinizde bir hayrın olduğunu bilirse, yu'tikum hayran mimma ukhize, sizden alınan şimdi fidye ödeyerek serbest bırakılanlara söylüyor. Sizden alınandan daha fazlasını verirse korkmayın. Mimma ukhize minkum ve yagfir lekum, ve sizi mağfiret eder. Yani sizin eksiğinizi, kusurunuzu da giderir. Allah gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Neyse, gafur kelimesi de çok maalesef yanlış tercüme edilen bir kelimedir. Gafur, yani kırılan döküleni tamir etmek anlamına gelir. Ve koruma altına almak anlamına gelir. Ve in yuridu hiyaneteke, bu esirler, bak şuna bak, orayla bir karşılaştı. Sana hainlik etmek isterlerse, cam tamam ama biz bunları serbest bırakacağız, Mekke'ye gidecekler, tekrar gelecek. Gelecekse gelsin. Sana ne? Ve in yuridu hiyaneteke fakat khanullaha min qabl. Ya senden önce Allah'a ihanet etti bunlar. Femken eminim. Buna rağmen Allah onlara imkanlar verdi. Bak geldi burada sana karşı savaştılar. Yahu kardeşim, bu dünya imtihan için yapılmıştır. İnsanlara baskı yapmaya kimsenin hakkı yok. Esiri serbest bırak. Gelecekse gelsin. Bak gelecek. O ne diyor? Maddeyi fesadı bil külliye ortadan kaldırır. O bize bunu yapıyor. Allah öyle mi diyor? Evet. Vallahu alimun hakim. Evet, Allah her şeyi bilir ve kararlar doğrudur. Bunu okuyayım mı hocam? Oku bir daha. Şimdi burada esirler hakkında men, yani bir lütuf olarak meccanen salı vermek caiz midir, değil midir? Meselesinde bak, de Allah emrediyor, diyor ki karşılıksız serbest bırakın. Bu diyor ki caiz midir, değil midir? Meselesinde de müçtehitler ihtilaf etmişlerdir. Yani aslında bunun Türkçesi şu değil mi hocam? Sen Muhammed 4. ayette böyle söylüyorsun ama bak bizi bir dinle istersen. Ya o bildiğin gibi değil bu işler, değil mi? Ya Rabbi sen ne anlarsın bu işlerden? Evet. Ama onu diyemiyorlar. Evet.
Türkçesi bu aslında. Fakat onların kitaplarında yazdıklarına evet. göre bunlar kesinlikle kafir olurlar evet. bunu söylüyor. Evet. Yani kendi kitaplarıyla karşılaştığın kesinlikle kafir. Evet. Şimdi bakın hocam şöyle devam ediyor. Hanefiye'ye göre men caiz değildir. Allah'ın emrettiği caiz değil. Evet. Hadi buyur. Ve bunlar İslam mezhebi. Evet. Velev ki esir İslamiyet'i kabul etmiş olsun. Müslüman olsa bile caiz değil hocam. Bu veçile muamele nasla muhalif. Bak diyor ki şey fidye alıp serbest bırakırsan nasla aykırı. Nas dediği ya, ayet hadis. Peki ayet ayet bunun tam zıttını emrediyor. Senin söylediğin aykırı. Peki Resulullah'ın hiç böyle bir şey yaptığı var mı? Onun yaptıkları da bu. İşte bu ayet onu gösteriyor. Az önce okuduğum Enfal suresinin ayeti de onu gösteriyor. Nasla muhalif, düşmanın kuvvetini tezide hadim. Tamam bak ne diyor, düşmanın kuvveti artarsa artsın diyor. Evet. Sana ne diyor, Allah bu imkanı verdi onlara. Mücahitlerin hukukuna bir nevi tecavüz demek. Allah, mücahitlerin hukukuna tecavüzmüş. Yani bak Allah'a aklı öğretiyorlar, görüyor musun? Evet. İmam Malik'e göre de esiri meccanen ıtlak caiz değildir. İmam-ı Ahmet'e göre de esirleri meccanen salıvermek caiz değildir. İmam-ı Şafii'ye göre Veli-ül Emr göreceği bir maslahata mebni esirleri bir bedel mukabilinde olmaksızın azat edebilir. Bak İmam Şafii'ye ait olan o görüş de ayete dayandırılmaz. Bak Bedir esirlerini de... Tabii zaten nitekim Bedir esirlerinden bazıları hakkında böyle yapılmıştır. Bak Bedir esirlerini delil gösteriyor. Kardeşim niye onu delil gösteriyorsun? Resulullah şeriat koyan bir insan mı? Allah'ın emrine uyarak onu yapmış. Bakı yok. Görüyor musunuz? Bir tek doğruyu söyleyen Şafii, o da gene tesadüfen doğru. Evet. Evet. Karşılıksız, demek ki Allah yapın diyor ama bu caiz değilmiş. Peki karşılıklı yapmak caiz mi? Allah öyle de söylüyor. Ya ister karşılıklı, ister karşılıksız. Esirler hakkında bir mal ile veya İslam... Buraya kadar fidaydı değil mi? Ha, tamam. Hı. Esirler hakkında fida bir mal ile veya İslam esirleriyle mübadele tarikine tevessül edilip edilmemesi meselesi de müçtehidinin kiramı arasında bir içtihat mevzu olmuştur. Bu konuda ihtilaf. O da işte Allah'ın ikinci karşılıklı serbest bırakılması da ihtilaf etmişler evet. Esirleri para mukabilinde azat etmek hususunda Hanefi fukahasının muhtelif kavilleri vardır. Meşhur olan kavle nazaran bu caiz değildir. Hadi bak. Şimdi bakın bu böyle. Bu açık. Yani Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle aykırı. Bir kere yani burada şey geçenlerde canlı yayında söyledim. Ey mezhepler, hadi bakalım gelin bakayım. Eğer savunabilecek gücünüz varsa savunun. İzmir'de hiç şey yapmayan birisi bana meydan okuyor. Ulan dedim gönder bakayım hangi konuda ne yazmış. Tabii şimdi çoluk çocuk böyle karşı çıkıyor. Ya kardeşim mezheplerin büyük alimlerinden bahsediyoruz. Öyle çoluk çocuktan değil. Ben Erzurum'da bir şey görmüştüm. Böyle iri yarı, güçlü, kuvvetli bir adama şöyle küçük birisi sövüyor. Cüce, o da çocuk değil, cüce. Sövüyor. O da bir şey diyor. Ya şimdi bana bak, ya ben şimdi ne yapayım? Ben buna bir şey yapsam diyecekler ki utanmıyor musun? O da susmuyor. O kadar ağır hakaretler ediyor, geliyor tekmeliyor ayaklarını. Ya Allah Allah, ya ben şimdi buna bir tane vursam elimde kalır. Ya ben ne yapayım? Sonra ya dedi, hızlı adımlarla uzaklaştı oradan. Şimdi böyle çoluk çocuğu bizim üzerimize salıyorlar. Hey beyler! Büyük alimlerinizi bekliyoruz. Öyle şey yok. Böyle ben profesörüm, şu kadar kitap yazdım. Geçen de Yusuf Kardavi çıkmış, internette de paylaşıyor. Efendim işte içtihat kapısı açılmalı. Ya ben sen neler yaptığını çok yakından bilen adam. Senden yıllarca seninle uluslararası toplantılara katılmış bir adamım ben. Şu şeyi intihar bombacılarını sen milletin başına bela etmedin mi? Kapı kapalıymış da bilmem neymiş de. Beyler tekrar meydan okuyorum. Ey mezhep uleması. Milletin karşısına geçip de öyle hoca diye kendinizi satmayın. Mezheplere de yapılan bu büyük iftiraları
sizin gözünüz önüne sereyim de hadi çıkın bakayım, konuşabiliyorsanız konuşun. Bir kere ayrıntı vermeyeyim çünkü vakit çok daraldı. Bir kere bunların büyüklerinden bir tanesine gene büyük bir hoca beni şikayet etti. Ben de dedim istersen sizin mezhepten başlayalım dedim. O da birkaç kelime söyleyince benim işim var dedi, kalktı gitti. Tabii işin olacak. Siz bu mezhepleri asla ve kat'a savunamazsınız. Asla savunamazsınız. Evet. Hocam belki burada şeyi söylemek lazım. Yani bu benim Mustalik gazvesi sonrasında alınan esirlerden bir tanesi Allah Resulü. Onun fidyesini kendisi ödüyor. Kendisi ödedikten sonra evlenme teklif ediyor. Evlenme teklif ettikten sonra evleniyor. Cüveyriye. Bundan sonra... Ve de Müslüman olmasının da şart koşmuyor. Evet, ya öyle bir şart da yok. Bu da çok önemli yani. Daha sonra başta kabilenin reisi olan babası Müslüman oluyor ve kabilenin birçoğu Müslüman oluyor. Tabii. Yani aslında Allah Resulü'nün uygulamasında maddi fesat nasıl ortadan kaldırılıyormuş çok net gözüküyor aslında. Ya zaten bir insanın, bak mesela şu anda Güneydoğu'daki savaşan askerlerimizden bahsediyoruz. Ya şimdi bu sabah da baktım, evlerinden çıkmak zorunda kalanlar, çünkü oralara döşenen mayınları temizlemek için 40 bin kişilik bir çadır yapıyor burada. Bu insanlar sıkıntı çekmesinler diye. Ama sen yaptığın, okuduğun şeyler ne yapıyor? Ne yapmışlar Cezayir'de, Guantanamo'da bu çizgi? Huzur içinde ölmesine bile izin evet. Vermiyor. Ya, diyor ki öldürün. Bunlar öyle yapıyor. E şimdi, bakın şey yapardık, ben karayoluyla çok hacca gittim. Birçok hatıralarım var tabii bu şeyle. Bize karşı tavırlarını çok iyi biliyor. Yani o bölgelerde yaşayan insanların. Şeyde mesela unutmadığım olaylardan bir tanesi, gidiyoruz Bağdat yakınlarında ikindi namazı geçmesin diye otobüsleri durdurduk. Orada bir şey yaptık. Abdest aldı millet. Mahalleli gördü. Geldiler. Hayır size ikram etmeden bırakmış. Allah Allah. Hepsi Arap. Bir keresinde yine namaz kılalım diye şeyde Suudi Arabistan sınırında şeyi geçtikten sonra, Ürdün'ü geçtikten sonra neydi oranın adı neyse şimdi çok eski şey unutuyorum o isimleri de. Şehrin içine girdik. Gene millet namaz kılsın diye. Ya o mahalleli bir sardı. Hepsi öyle güzel Türkçe konuşuyor ki. Meğer eski Türklerden kalma bir şeymiş. Şeyde 1985 senesinde Medine İslam Üniversitesi beni bir haftalığına davet etti oraya. Gittim. Ya her gün Medine'nin önde gelen iki ailesi yemek veriyor. Ve toplantıya da hep önde gelen insanlar katılıyorlar. İlk gittiğimde, tabii bu 85 şu anda 2000 kaç sene ediyor? 2018. 33 sene ediyor. O zaman demek ki biraz daha ihtiyarmışım değil mi? Şimdi o sıra ya gidiyoruz bir yere. Üniversitenin rektör yardımcısı hiç ayrılmıyor. Dekanlar hiç ayrılmıyor. Ya şimdi ben de zannediyorum ki bana değer veriyorlar. Şimdi Medine'nin önünde gelen kişidir bunlar. Bir yere gidiyoruz. İlk gittiğimizde yani. Hadi o şey yanımdaki o rektör yardımcısı neredeyse babamın yaşında bir adam. Diyor ki buyur sen gir önden. Kendi kendime dedim ki acaba bir yanlış mı yaptım ya? Şimdi koskoca adamın yanında buyur önden sen gir ne demek dedim. Yani, ya kusura bakmayın bir şey mi yaptım dedim yani. Niye sizin girmeniz gerekmiyor? Hayır dedi sen Türksün senin önden girmen lazım. Lan ben de kendimi bana yapılıyor zannediyordum. Bakın işte insanlara insanca davrandığınız zaman asırlar geçiyor. İnsanların babadan oğula öyle bir gidiyor ki insanların o saygıları kaybolmuyor.
Esas olan insanların gönlünü almaktır. Şimdi ben eminim bu şekilde devam edilsin. Çok kısa süre sonra oradaki herkes bize de gel, bize de gel diyecekler. Öbür tarafta, her tarafta ya. Çünkü o insanlar artık asırlardır bıktılar. Hele bilhassa şeyde yapılan, İsrail'de yapılan, İslam Alimler Birliği Başkanıyım diye geçinen Yusuf Kardavi, 93 yaşına geldin, tevbe et Yusuf Kardavi. Sen yakından tanıyan bir adam olarak söylüyorum. Sen o intihar fetvasını vermeseydin, Kudüs'ün o utanç duvarı diye şey yapılan o duvarı yapması mümkün olmayacaktı. Onun için bugün gelmiş Kudüs'te laf ediyorsun. Oradaki Yahudi şeyler, hakim olan grup seni tonlarca altınla taslarlar, senin hakkını ödeyemezler. Bütün dünyaya İslam'ı intihar bombacısı olarak tanıtmış oldun. Neye dayandın? İşte az öncekiler neye dayanmış söyle. Hayaller peşin. Hayallere dayanarak fetvalar veriyorsunuz. Ama bu hayallere dayanarak fetvalar veren Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı oluyor. Efendim doğruları anlatanları da ne yapıyorlar? Susturmak için herkes elinden geleni yapıyor. Herkes yapıyor. Eskiden Medine'ye gittiğim, bak mesela bir kere Medine'ye gitmiştim. Çok hatıralarım var da bir tanesini anlatayım. Çünkü anlatacak için çok önemli bir konu vardı, ona girersek o vakit yetmez o bakımdan. Türkiye'nin böyle üst seviyedeki kişileriyle hacca gitmişiz. Eskiden öyleydi yani, şimdi herkes bizden kaçıyor ama eskiden de herkes bizim olduğumuz yere gelmeye çalışırdı. Şeyde, Medine'de mescidin içerisinde sohbet yapıyoruz. İşte adetim şuydu, Kur'an-ı Kerim'i alırım, veririm birine, aç istediğin yeri alır, okurum. Bir başkasına veririm, sen aç istediğin yeri, sen aç istediğin yeri. Bunu yaparken baktım ki bir genç geldi. Çok nazik bir şekilde, efendim dedi, burada dedi, sohbet yapıyorsunuz. Şey var mı dedim, harem idaresinden izin aldınız mı dedim. Yok dedim. Kusura bakma dedi, yani şimdi öyle bir şey var. İzin almadan sohbet yapmaya müsaade edemiyoruz dedi. Tamam, peki dedim. Onun arkasından yaşlı bir adam koşa koşa geldi. Meğer amiriymiş, şeyden görmüş. Ne diyordu? Kameradan görmüş beni orada. Aa, Doktor Bayındır. Geldi işte, ahlen ve sehlen falan. Geldi bir sarıldı. Ya dedi ki, sen buradasın dedi. Üniversitenin haberi var mı dedi. Yok dedim. Nasıl olur dedi. Bak hacı dönemi. Dünya her tarafından milyonlarca insan geliyor. Sen buraya geliyorsun, üniversitenin haberi yok. Öyle şey olur mu? Ya dedim ya, niye haber vereyim? Ben de şaşırdım. Yok dedi, ben bu akşam üniversite haber vereceğim. Senin burada olduğunu söyleyeceğim. Hangi oteldesin? Neyse, orada reklam olur diye söylemeyelim. Arkada oranın en lüks oteli, çünkü o zaman öyleydi. Ve otelin de kral dairesini bana vermişler. Şimdi bu akşam üniversiteden 7 kişilik bir heyet hoş geldine geldi. Ertesi akşam da rektör bizim adımıza yemek verdi. Hep böyle yani, gittiğimiz zaman mutlaka, en son gittiğimde 2 gün kalmıştım, 5 tane toplantı düzenlediler. Ama şimdi Türkiye'de olan orada da var. Ondan sonra bir kere daha gittim. Telefon ettim. Bizim gelmemizi duyanlar şimdi hep kaçmaya başladılar. Artık kimse yanımıza yaklaşmıyor. Türkiye neyse oralardayım. Ama Allah'ın izniyle buna kimse engel olamaz. Allah'ın dinini, çünkü Allah'a inanıp güvendiğiniz zaman Cenab-ı Hak yeter. Allah yardımcımız olsun inşallah. Şimdi sona geldik. Tekrar bir özet, bir şey mi söyleyeceksin? Şimdi bu
esirlere karşı yapılanlar. Şimdi gördünüz mü? Ben istersen sen şeyi tekrar oku, silahlı kuvvetlerin şeyini, iç hizmetteki. Ben eskiden şey yapıp Süleymaniye Camisi'nde vaaz ederken mutlaka her hafta siyasi bir konuyu ele alırdım. Askeriye ile ilgili konuları ele alırdım. Onun için mesela bir keresinde bir general yanıma geldi, bir anlattım. Askeriyenin şu şeyleri yanlıştır diye konuşmuştum. Ona detaya girmeyeyim. Geldi dedi ki aynen öyle dedi. Bizim iç hizmet kanununa aykırı uygulamadır bu dedi. Tabii ben iç hizmet kanununu bilmediğim için bir şey söyleyemedim. Böyle çok tanıdığım vardı. Evet oku bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği madde 119 şöyle. Savaş düşmanın maddi ve manevi bütün kuvvetleriyle yapılır. Düşman memleketi ahalisinin silahsızlarına, bilhassa kadın, çocuk ve ihtiyarlarının canlarına, mallarına, ırz ve namuslarına sarkıntılığın dinen ve kanunen yasak olduğunu her asker daima hatırında bulundurmalı ve bu yolda namus ve insaniyeti rehber edinmelidir. İşte demek ki o şey, o doğru damar devam etmiş, evet. Ve buraya da yansımış. Bu kadar uydurmalara rağmen. Hocam yansımasının, yani burada yazılmasının ötesinde uygulanıyor yani. Bu çok önemli. Ya, çok, tabii çok yani önemli ama uygulamanın arkasında bir zihinsel yapı olması lazım. O zihinsel yapı olmaz da askerin kendine bırakırsan eline fırsat geçmişken yanlış da yapabilir yani. Hı. Ama buraya bunu yazdın mı hepsi birbirini kontrol eder. Esirlere Türklüğe yakışır bir surette iyi muamele edilmelidir. Hususiyle... Ya ben geçen de size söylemiştim yani bu Türk kelimesi Müslüman. Bizim, biz onu bir şey ırk olarak zannederiz. Ama Avrupa'da bu İslam demektir. Mesela bir Avrupalı ben Müslüman olmak istiyorum dediği zaman ben Türk olmak istiyorum der. Yani çünkü asırlarca İslam'a hizmet ettiği için İnsanlar Türk kelimesini İslam anlamında kullanmışlar. Evet, devam et. Hususiyle yaralılara, hastalık ve bakımsızlık yüzünden zayıflayarak dermandan düşmüş ve silah kullanamayacak bir hale gelmiş olanlara insaniyet göstermek her namuslu askerin vazifesidir. Düşman ölülerine karşı da hürmetkar olmalıdır. Evet, şimdi bu da bu. Evet. Ve Allah-u Teala bak şimdi tabii esir aldıktan sonra nasıl muamele edileceğini onu oraya koymamışlar. O çünkü zaten askerin işi değil, üst yetkililerin işi. Hukuku. Şimdi tabii o hukuku da Kur'an-ı Kerim'e göre yeniden düzenleme mecburiyeti var. Tekrar şu ayeti okuyalım ve mesele bitmiş olsun. Yani mezheplerin tamamının ittifakla öldürdüğü ayet. Tamamının ittifakla öldürdüğü Resulullah'ın uygulamaları. Ama İbn-i İshak gibi bir deccal diye nitelenen bir kişinin iftiralarını ilim olarak kabul edip bütün kitaplara dolduranların uydurdukları da az önce okuduğum şey. Hocam belki dinleyicilere şey söyleyeyim. Beni Kureyza Yahudileri ile alakalı dersimiz bizim var. İnternete yazarlarsa çıkar. Özel bir ders var. Yani. Evet. Beni Kureyza Yahudileri ile ilgili özel dersimiz var. Beni Kureyza Yahudilerinden alınan bir tek esir asla öldürülmemiştir. Böyle bir şey asla söz konusu değil ama İbn-i İshak bunu sanki İslam gibi şey yapmıştır. Yani İbn-i İshak'a dayanan çünkü yanlış şeyler şey yapanlar, hem bize, bizim ilgili ayetleri okuduğumuz zaman hoşlanmayanlar nasıl bize iftira ederek kendilerinin için yol açmaya çalışıyorlarsa onlar da onu kullanmışlar. Şimdi Allah-u Teala şeyde diyor ki, bakın tekrar bitiriyoruz. Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde ki Resulullah hep onu uygulamıştır. Diyor ki, Estağfirullah فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْ وَرِّقَبْ. Savaşta kafirlerle yüz yüze geldiğiniz zaman, karşılaştığınız zaman boynlarını vurun. Savaş karşılaşması yani. Hatta اِذَا اَتْخَنْتُمُوهُمْ. Onları etkisiz hale getirinceye kadar böyle yapın. فَشُدُّ الْوَثَاقْ. Etkisiz hale getirdiğinizde elimize geçtiniz, şimdi siz görürsünüz değil. O zaman esir alın. Esir aldıktan sonra ne yapacaksınız? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ اِمَّا فِدَاً. Bundan sonra ya karşılıklı ya da karşılıksız onları
serbest bırakacaksınız. Ondan sonra niye böyle yapacaksınız? Hatta tadar harbi evzara böyle yapın ki harp ağırlıklarını ortadan kaldırsın. Yani bu insanların gönüllerini almış olacaksınız. Artık ondan sonra onun çoluğu, çocuğu, her şeyi size müteşekkir olacak. Sadece kendisi değil. Ondan sonra diyor ki velik, evet, işte yapacağınız budur. Velev şeallahu lentasara minhum. Ama eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı onlardan intikam alırdı. Onlar aslında daha ağırını hak ediyor. Ama böyle bir şey yok. Allah imtihan için yaratmıştır bu dünyayı. Velakin liyebluve ba'dakum bi'ba'd. Ama bunu birinizi diğerinizle çok ağır imtihandan geçirmek için bu sistemi kurmuştur. Ve bunlar da imtihana girmemek için öldürmeye kalkıyorlar. Evet. Şeyler işte fıkıhçılar, sonradan şey yapanlar. وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُ. Peki Allah yolunda öldürülenler, o kadar o insanlar gitti, ne olacak? Allah-u Teala diyor ki, Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah-u Teala onların yaptıklarını hiçbir zaman boşa çıkarmaz. Onlara vereceğini verir, siz karışmayın gelsin. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak tekrar kitabımıza dönmeyi nasip eylesin. Artık şu batı matı falan filan, artık bunlardan vazgeçelim yani, artık bütün şeyleri ortaya çıktı. Onları da kurtarma bizim görevimiz. Çünkü artık onlar da yapayalnız kaldılar. Etkisiz kaldılar. Onlara da Allah'ın kitabını götürmek bizim görevimiz. Onlar da Allah'ın kulu. Allah yardımcımız olsun.